Cansu ismini bulmuştu. İşte ismini bulduğumuz kişi burada Cansu. Siz ne diyecektiniz? Ben biraz önceki arkadaşla da istatistiklerimi söyleyecektim. Tamam. Bir duyalım. Arkadaşın belindeki omurlar yapılırken hangi arkadaşımızdan söz ediyoruz? Biraz önce bel omurları tamam, Hülya Hanım. Hülya Hanım'da. Sanki sinirler orada toparlanmış, ayağınız ağrı veriyormuş hissi vardı. Bir yengeç ağrısı, sanki orayı ameliyat ettiği bir binayet bel, oradan bir şeyleri ağrı hissetti. Renkli ve zümrüde an kalmış çok gittiğini. Yemin et. Ama çok görüyorum hocam. Onu gördüğüm için de ben buradayım. Şekli de şuraya da zaten çizdim. Rengi, renkleriyle beraber onun uçup gittiğini ve ağrısının o şeyden olduğunu, ameliyat yapılmış gibi, yengeç ağrısı gibi bir şeyle ameliyat makasıyla yapılmış gibi ameliyat hissettim. Ayağına sanki sinirlere bası yapıyordu. Böyle bir şey var. Lütfen baştan anlatsana. Bir de senin bu anlatacakların arkanda Zeynep Hanım oturuyor, ressam. Benim Facebook kapak fotoğrafımda gökyüzünde bir anka var, buluttan bir anka. İşte onu fotoğrafı, o fotoğrafı tabloya kendi yapacak ressam. Hem şimdi bunları dinlerken belki birkaç bir şey de ilhamlanır. Lütfen yeniden söyle demin yaşadığın tecrübeyi baştan. Biraz daha da renklendirerek anlat. Evet, Hülya Hanım'ın biz hani bir saniye. Bel bölgesinde kemikleri eğilmişti ya rotasyondan kaynaklı. Biz o çalışmayı yaptığımızda siz neler gördünüz? Evet. Hülya'nın da gözlerinizi kapattığımda o bölgede ilk önce bir oyuncaklar da vardı. Horizon şeklinde gelen bir oyuncaklar. Oynarız böyle bir şekilde. Sanki vakumlu bir şey ilk önce çekti. O vakumlu gibi bir şey çekerken Hülya'nın zaten midem bulanıyor dedi ama altta kümeleşmiş bir sinir ağları gördüm, ayağına doğru giden. O vakumlu, renkli şey geçtikten sonra midem biraz hafif geçti gibi oldu. Sonra da sanki yengeç ağızlı, kıskançlı bir şey varmış gibi. Ama nasıl yapılıyor bilmiyorum ama orada hemen bir işlem yaptı. Çok ağrısının olduğunu söyledi arkadaş yine. Ama onu yapması gerekiyordu. Oradaki sinirleri rahatlatıp rahat bir şekilde dolaşıp ayağına doğru gitmesi gerekiyordu. O arada naif bir el, beyaz bir el geldi. Orada o kıskaçların almış olduğu şeyi eliyle aldı ve zümrüdü anka geldi. Renkleri benim sarı güneşin renklerini düşünün. Yağmur yağdığı zaman oluşan renkleri düşün. Gökkuşağı gibi bir renk. O zümrüdü ankanın zaten altın sarısıyla karışık güneşin o renklerini düşünün. O şekilde havaya uçup gitti o bölgede. Ben işte o zaman dedim ki mucize ötesi hamdolsun Allah'a ki bize bunları yaşatıyor. Şükürler olsun iyileşti diye düşündüm. Bu kadar. Bunu başkasına anlatsam bana herhalde der ki uçtu gitti. Tamam, biz uçtuk top 2019 için uçtuk. Ne güzel. Evet.